Pardon, siz kimsiniz? Kimsiniz dedim size. Herifi nereye götürüyorsunuz? Giderken nasıl da melin melin baktı ya bıçak. Alışmıştı tabii buraya. Ama insanın kendi kanından canından biri gibi olmaz hiç kimse. Doğru tabii, doğru. Kiraz, sen benim ilaçlarımı getiriver. Hemen Ali Hanım. Gelmeyecek mi buraya? Hayır kızım, gelmeyecek. Ne yani? Ben şimdi bir daha hiç Elif'i göremeyecek miyim? Niye izin verdiniz o zaman gitmesine? Bir tek arkadaşım vardı, o da gitti. Tuğçe'cim, Elif gelemese bile sen halasının evinde onu ziyaret edebilirsin. Anne, ne zaman gideceğiz Elif'i ziyaret etme? Of Tuğçe. Ben Elif'in halasıyım. Almaya geldim. Halası mı? Ne halası? Elif'in halası yok ki. Beyefendi, siz bilmiyorsunuz tabii. Az önce evin hanımıyla konuştum. Durumları uzun uzun anlattım kendisine. Ben Elif'in babasının kardeşiyim. Elif'in babasının kardeşi ha? Yalan söylüyor. Siz benimle bir gelir misiniz? Kızım sen kimi kandırıyorsun ha? Bana böyle boş boş şeyler anlatıyorsun. En başından beri biliyordun değil mi? O herifin Elif'in amcası olduğunu. Ya Selim benim okuldan arkadaşım. Ben de yeni öğrendim kim olduğunu Murat. He, salla salla. Ya gerçekten yeni öğrendim. Zaten ben de öğrenince çok şaşırdım. Sadece bir tesadüf. Ne yapacaktın ha? O zibidiyle biri olup bizi mi kandıracaktın? Murat, Selim'in hiçbir şeyden haberi yok anlıyor musun? Hiçbir şeyden haberi falan yok. Var ya kızım, senin böyle ipini saldıkça sana bir haller oldu ha. Kabul et. Ne yapacaktınız? Daha kim bilir Melek ablayla arkamızdan ne işler çeviriyorsunuz ha? Elif'in gitmesine hem üzüldüm hem de sevindim anneciğim. Bir akrabasının alması iyi oldu. Çocukcağız artık güvende. Bizim de aklımız kalmaz. Öyle, tabii öyle. Keşke Ayşe daha önceden bahsetseydi bize bundan. Onlar da ne zamandır görüşmüyorlarmış. İçeriye girin. Burada ne oluyor bir anlayalım bakalım. Thank you.
Biri bana neler olup bittiğini anlatabilir mi hemen? Selim'cim, hanımefendi Elif'in halasıymış. Ne halası? Ayşe abla bize böyle bir şeyden bahsetti mi? Oğlum, Elif'in annesi felç geçirmiş. O yüzden Elif'i Ayşe'ye emanet etmiş. Babası uzun yıllar önce almış başını gitmiş. Vahide Hanım'ın da olaylardan daha sonra haberi olmuş. Ayşe'nin vefatından sonra da çıkmış gelmiş. Ne felçlisi? Melek abla felçli falan değil. Herkesi kandırmış. Oturun lütfen. Konuşacaklarım var. Kızlar, siz de çıkın hadi. Selim'cim, hanımefendinin otobüsü var. Çok geç kaldırmayalım. Umurumda değil otobüsü falan. Ayşe ablayı nereden tanıyorsunuz? Önce onu sorayım. Gelinimizin, yani Elif'in annesinin arkadaşı. Eskiye dayanan bir dostumuz var. Kendisini daha önceden tanıyorum ama uzun zamandır görüşemedik. Ölüm haberini nereden aldınız? Ölmeden bir hafta önce kendi aradı beni. Bana bir şey olursa ev sana emanet dedi. Uzun zamandır görüşmüyordunuz. Ama ne hikmetse Ayşe abla öleceğini hissetmiş gibi sizi aramış. İnanmamızı mı bekliyorsunuz? Oğlum. Ne? Bak bana hikaye anlatıp durma. Ne yapacaktın ha? Elif'le o çiftliğe mi yerleşecektin? Konuşsana! Ya yeter ama ya. Ben yanlış bir şey yapmadım, anlıyor musun? Selim'in de o çiftliğin oğlu olduğunu yeni öğrendim diyorum ya. Yeni öğrendim. Babama da anlatırsın annelerine. Yeni öğrendim ben, yeni öğrendim. Ne konuşursun? Bana bak. Sakın kimseye tek laf etmeyeceksin, anlıyor musun? Dur sen dur. Yanlış anladınız. Yani görüşmüyorduk derken... telefonla zaman zaman görüşüyorduk kendisiyle. Zaman zaman derken? Hangi zamanlar mesela? Yani böyle 2-3 ayda bir konuşup dertleşiyorduk. 2-3 ayda bir görüştüğünüz halde Elif'i size emanet edebiliyor. Ben halasıyım çünkü. Ama Elif'in annesinin felçli olduğundan haberiniz yok. Var tabii, olmaz olur mu? Felçli olduğundan haberiniz var. Ama Elif'i Ayşe ablaya emanet ettiğinden haberiniz yok, öyle mi? Varsa bile halası olduğun halde tenezzül bile etmiyorsun almaya. Kusura bakmayın ama siz bize resmen yalan söylüyorsunuz. Anne ne oluyor burada? Sözde Elif'in halasıymış. Ayşe abla vefat edince almaya gelmiş. Halası mı? Ayşe abla bize Elif'in bir halası olduğundan hiç bahsetmedi. Yok ki öyle bir şey abi. Yalan söylüyor. Şu olayı baştan bir anlatır mısınız? Ben anlatayım abi. Bu kadın Elif'in halasıymış. Ayşe abla Elif alsın diye göndermiş. Demir kapıdan çıkarken gördüm. Alo. Baba nasılsın, ne yapıyorsun? Lan bu da taktı nasıl olduğuma.
Nasıl olayım oğlum aynı? Senden haber bekliyorum işte. Haberleri iyi baba. Yani kısacası her şey yolunda. Öyle hiç korkulacak bir şey yok. He, iyi. Şey, Elif'i gördün mü lan? Ne yapıyor? Nerede? Çiftlikte mi? Var ya baba, tam tahmin ettiğimiz gibi çiftlikteydi ha. Fotoğraflarını bile çektim. Ha, aferin lan, aslanım benim. Peki sen ne yapacaksın baba? Geri dönecek misin yoksa kalacak mısın orada? İyi, ben o zaman yarına döneyim ya. Aynen baba ya, dön gel artık. Hem bak, polis de muhtemelen olaya kaza dedi. Yani hiç kimsenin seni aradığı falan yok. Gel hadi. Ha baba, burada var ya, Zeynep'le ilgili öyle şeyler öğrendim ki. He, neymiş? Şu bizim Zeynep'in zırtapoz var ya, kimmiş öğrendiğin zaman şok olacaksın, şok. Böyle kalacaksın. Yani senin anlayacağın abi, annemi de yengemi de Tufa'ya getirmiş. Kimsiniz siz hanımefendi? Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Buraya gelme amacınız ne? Şey ben... Ben artık kalkayım. Ne oluyor? Kim bu kadın o zaman? Niçin kapımıza gelmiş? Amacınız ne bilmiyorum ama hemen gidin. Bir daha da sakın karşımıza çıkmayın, sakın. Ne oluyor abi? Utanmaza bak, kaçar gibi gidiyor. İki cıplak da ben edeyim şuna. Arif! Arif! Buyur abi. Koçum ya, ver de bir çay may bir şeyler içelim. Var değil mi? Var abi, yeni demledim hem de. Tavşan kanı gibi. Hadi bakalım o zaman. Getir de bir içelim. Ya bak abinle hiç ilgilenmiyorsun, kırılıyorum ha. Ayıp ediyorsun abicim ya, hemen getiriyorum. Nasıl yani? Sen şimdi Elif ve o Selim denen adamın yanında mı gördün? Aynen. Allah Allah. Ya bu Murat getirdi bana bıraktı çocuğu. Sana babasıyla memlekette yok bilmem nerede demiş. Sen diyorsun o adamın yanındaydı. Ay vallahi ben hiçbir şey anlamadım yani. İşte benim kafamı da kurcalayan bunlar zaten kızım. Bir de görsen bunu tutmuş ufaklığı elinden öyle rahat rahat. Neyse. Ben bir gideyim ota yıkamaya da. Ne işler dönüyor öğreneyim ha. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Hadi haberdar et. Bir işi beceremediniz be. Hanımın benim ne kabahatim var, çocuğu alamayan o. O genç oğlan yolda durdurmasaydı çocuğu da alıp gitmiştim çoktan. Tamam kes. Daha fazla durma burada. Hadi git şimdi. Ne bakıyorsun? Önce yolluğumu alayım ondan sonra giderim. Yolluk mu? Yok artık. Bir de para mı istiyorsun? Kaç saattir içeride oyun çeviriyorum. Çevirdiğinde kızı alabildin mi? Vallahi ben bu işi yaptım mı? Yaptım. İş olmuş ya da olmamış beni hiç ilgilendirmez. O bücür hala bu evde. Para mara yok sana. Hanımım sakin olun. Şimdi bir gören bir duyan olacak. Sen ne istediysen fazlasıyla yaptım. Çocuğun halası olduğuma neredeyse sen bile inanıyordun. Yalan mı? Hadi paramı ver de gideyim. Para mara yok yanımda şimdi. Vallahi koca çiftlik. İlla birinde vardır. Ne yapıyorsun sen ya? Paramı istemeye gidiyorum. Gonca çıkar şu bileziği. Ama Gonca çıkar dedim. Al bu bileziği. Şimdi git buradan. Bir daha da gözüme gözükme. Otur koçum, otur. Bozma keyfini. Neticede senin mekanın artık burası değil mi? Eyvallah abi. Murat, ne haber, ne var, ne yok? Her şey yolunda mı? Ne olsun be abi,
Çok şükür, iyi gidiyor. İş güç diyorsun yani. Bak Murat, sen şimdi gençsin, anlamıyorsun. Yıllar su gibi akar gider, bir bakarsın gençliğin gitmiş. Hep böyle iş iş olmaz, biraz da eğlenmek lazım. Ne oğlum sendeki bu iş aşkı? Ya öyle diyorsun da abi, hani dükkan falan. Oğlum sen artık bir nevi patronsun burada. Bak babanın yokluğunda kimin sözü geçecek burada? Abi. Benim de koçum. Göğsünü gere gere benim de. İstediğin zaman gelirsin, istediğin zaman çıkarsın. Öyle değil mi abi? Bak Murat, ben seni gözlüyorum epeydir. Babanın yokluğunda burayı çok güzel idare ediyorsun. Sen oldun artık. Artık şöyle güzel bir eğlenmeyi hak ettin. Haklısın vallahi be abi. Yani ben de yoruldum artık. İstersen yenge de gelir. Aslansın be Erkut abi. Ne yapalım? Nereye gidelim? Vallahi bilemedim ki ya. Aa, Şeyda'ma gidelim abi. Hem bak hava soğuk. Gideriz onda otururuz böyle sıcak sıcak muhabbet ederiz ha? Tabii oğlum. Nasıl istersen. Söz sende. Sen ne dersen o. Ben sana uyacağım. Yani inanamıyorum size anne. Benim neden haberim yok bunlardan? Yukarıda odamda uyuyorum, kız evden gidiyor. Kızım, senin iyiliğin için kaldırmadık. Zaten yorgunsun, üzgünsün. Perişan oldun sen de iyice. Gittiğini öğrendiğimde üzülmeyecek miydim yani anne? Aşk olsun. Aman kızım, zaten bende olana bitene dayanacak yürek mi kaldı, akıl mı kaldı? Bir de sen gönül koyma şimdi, ne olursun. Peki anne, tamam. Allah'tan abimler yetişmiş. Sana bir bardak su getireyim ben. Sen tesadüfen tam çıkarlarken yakaladın ha? Evet, diyorum ya. Almış götürüyordu Elif'i. Annemle Arzu nasıl boyuna düşmüşler ya? İnanılır gibi değil. Onlar ne yapsın? Kadın bildiğin usta yalancı. Peki kimmiş bu kadın? Nereden çıkıp da gelmiş Elif'i almaya? Abi bilsem. Bir şeyler dönüyor ama. Annesi yatalaktı. Ve Ayşe abla hasta demişti zaten. Onu anladım. E peki babasının hiç haberi yok muymuş Elif'ten? Yok abi. Sanmıyorum. İnanamıyorum ya. Nasıl babalar var bu dünyada? Ne istiyorlar benden anlamıyorum. Onlar gibilerinin bir şey isteyip istememesi gerekmez. Haklı olman hiçbir şeyi değiştirmez. Sen gene de ne yap et dikkatli ol. Belkıs'ın gözü karadır. Hele o etrafında dönüp yalakalık yapanlara hiç güvenme. Bunlardan her şey beklenir. Bana dayanma gücü veren tek şey yavrumun gülen yüzüydü. Kızın şimdi nerede? Of Zeynep ya. Açsan şaşarım zaten. Bunca olan şeyden sonra insan bir mesaj atar. Bir haber verir. Ama yok. Bak, görüyor musun Sadık'ım? Hala yalan çıktı. Neymiş efendim? Elif'in anası felç geçirmiş. Babası hayırsızın teki çıkmış. Bunların hepsini terk etmiş. Ne yalanlar, ne yalanlar. Yalanın bini bir para. Kadın herkesi ayakta uyuttu, kandırdı vallahi. Ay görsen de Elif'in böyle böyle bakıyor. Ay bir de ne dedi?
Neymiş efendim? Elif 2 yaşındayken kestane pişirmişler sobada, eli yanmış. Bok bok bok. Emiroğlu ailesinin evinde sahipsiz kaldı ya Sabi. Şimdi kim bilir daha ne akrabaları çıkacak. Bak gör, yarın öbür gün birileri daha gelecek. Ben teyzesiyim, amcasıyım, yengesiyim falan diyecekler. Ama ben var ya hemen notunu vermiştim. Yani görür görmez anlamıştım. Bana sorsalar... Bak, bak ne güzel dedin. Sana kimse bir şey sormuyor. Bırak şu çene yapmayı da şu odayı düzenle. Artık orada kalacağız. Aman Sadım, bir de o vardı değil mi? Yok Sadık, ben orada kalamam. Niye? Ay niyesi mi var canım? Kayan böyleli. Ay tövbe bismillah. Buralardan göçüp gideli daha kaç gün oldu? Kokusu duruyordur kadının odada. Ya ben korkarım, kalamam. Gerçekten kalamam orada ya. La havle. Korkarım. Zeynep, söyleyecek bir şeyin yok mu bunca olaydan sonra? Bana diyeceğin bir şey yok mu? Bir neden arıyorum Zeynep. Bulamıyorum. Ne olmuş olabilir? Ben sana ne yapmış olabilirim? Etrafında olup bitenleri bilmiyorum. Neyle uğraşıyorsun bilmiyorum. İzin ver. Bak ben buradayım. Yanı başındayım senin. Gör beni lütfen. Her şeye tek başına mücadele etme Zeynep. İzin ver, elini tutayım. Hayır, nereden çıktı geldi ki Selim? 2 dakika daha geç gelse o yılandan kurtulmuş olacaktın. O kadının da yüzsüzlüğüne bakın yani. Utanmadan bir de para istedi. Yani Allah'tan bileziğim vardı. Hayır, şu Ayşe ne kadar değerliymiş. Kenan'la Selim'in dilinden düşmüyor. Elif Ayşe'nin emanetiymiş de bilmem ne. Ne Ayşe'ymiş ya.
beni. Ne yapıyorsun? Hiç. Al, sana kurabiye getirdim. Teşekkür ederim. Büyük planımızı yaparken yeriz. Büyük plan mı? Bu gece çok gizli bir görevimiz var. Herkes yattıktan sonra gizlice evden dışarı çıkıp müştemilata gideceğiz. Niye? Hazır mısın? Büyük planın adını açıklıyorum. Büyük plan Kiraz'ı korkutmak. Kiraz teyzeyi mi korkutacağız? Alayım. Afiyet olsun. Hanımım, hani şu kadına bileziğimi verdik ya. Yani yanlış anlamayın ama nasıl? Of Gonca. Ben nelerle uğraşıyorum, sen bana neden bahsediyorsun? Tabii öyle de. Ne o zaman? Şimdi bilezik için kafamı mı yorayım? Yalnız var ya, ne iyi ettik de geldik be abi Şeyda'nın evine. Hani bu soğukta dışarıda harap olacaktık, rezil olacaktık şerefsizim. E akıllı adamsın müdür, uyduk sana karlı çıktık değil mi? Ya Şeyda, bu Murat var ya, pırlanta gibi çocuk. Hani eşi benzeri yok diyorlar ya, aynen öyle. Akıllı, mert, dürüst, çalışkan, aslan gibi delikanlı. Ay bilmez miyim Erkut abi? Hani bugünlerde diyorlar ya, bir laf var, adamın dibi. Sanki Murat için söylenmiş olabilir. Yok be Erkut abi, abartıyorsun sen de. Ne abartacağım koçum? Az bile söyledim, neyse o. Bu yaşta senin gibi kendi işinin sahibi olan kaç kişi tanıyorsun? Söyle bakayım bana. Ay iş adamı sevgilim benim. Allah nazarlardan korusun seni. Adamsın ya. Daha kadının yedisi çıkmadan geldik, yerleştik odaya. Maşallah sen pirelerle futbol maçına başladın bile. Sadık, ben ürperi gibi mi oluyorum? Sanki Ayşe abla şuradan beliriverecek. Sadık. 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 Maskarası olduğuna koca kira. Thank you.
abi. Şu şeyi söylesek mi ya? Dur neydi? Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Söyleriz koçum, söyleriz. Daha neler neler söyleriz biz bu gece. Hicaz'dan gireriz, Niyabent'ten çıkarız icabında, değil mi? Kral adamsın be Erkut abi. Al koçum al. Fındık fıstıktan da al biraz. Bu fıstıktan da alırım. Bu fıstıktan da alırım. Çat kapı geldim ama iyi yaptın canım. Buyur. Burada sevincin de, kederin de ortağı budur. Ben sana çay döktüm. Sen de bana içini dök kardeşim. Ne anlatayım? Arada soğuk su çarp, sızısını alır. Benim yüzümden senin de onlarla aran açıldı. Kurtlar neden en zayıfları öldürürler bilir misin? Güçsüzlerin önünde sonunda yenileceğini bilirler de ondan. Senin gibi güçlü, hakkaniyetli biri böyle bir yere. Kızın 6 yaşındaydı değil mi? Benimki de öyleydi. Boynu dağ kekiği gibi kokardı. Saçları buğday başağı gibi. Beline kadar böyle. O gün doğum günüydü. Anne diyordu, doğum gününde hediye verilirmiş diyordu. Sen bana ne hediye vereceksin diyordu. O gün ona hiç unutamayacağı bir hediye verdim. Yavrumu üvey babasından kurtardım. Kocamı öldürdüm. Ya ne desem inanmadı Gülnur. Tutturmuş bir Elif'in amcası da amcası diye. Bence bu durum hiç iyi olmadı şimdi. Yani Murat'la daha sakin, daha anlayışlı konuşmayı denesen. Sonuçta o senin kardeşin. Ne demezsin? Sakin ve anlayışlıyı bir kenara koy, Murat'ı öteki tarafa. Ne bileyim, et tırnak sonuçta. Sen benim kardeşimi bilmezsin Gülnur. Küçükken böyle değildi. Ama büyüdükçe babamın kopyası oldu, çıktı işte. Of, zaten her şey karışıktı, iyice karman çorman oldu. Benden Selim'in kim olduğunu yeni öğrenmiş, ondan köşe bucak kaçarken bir yandan da Murat'ın tehdidi çıktı ortaya. Ya Murat söylerse Selim'e kim olduğumu? Bence yapılması gereken tek şey Selim'le her şeyi konuşmak. Ne duyacaksa senden duysun. Murat, Zeynep ne yapıyor bugünlerde görüyor musun? Boş ver be abi şimdi Zeynep'e. Değil mi yani böyle keyifli bir gecede? Canını sıkmaya değmez. Yok koçum, artık sıkılmıyor benim canım. Ben oluruna bıraktım o işi. Kendi düşünsün, taşınsın. Yoruldum artık Murat, değil mi? O değil de meraktan soruyorum. Görüşüyor mu hala o zibidiyle biliyor musun? Hmm, ya var ya abi. Neler öğrendim. Bir bilsen. Hayırdır? Neler öğrendin ya? Şimdi abi biliyorsun bu Elif
babamın üvey kızı. Bu Melek abla. Hani ben diyeyim 4, sen de 5 ay önce Elif'i sen al. Git çiftlikte hizmetçiyi bırak. Öyle. Hayırdır, niye ki? Niyesini boş ver be abi. Sonra tesadüfe bak sen. Hani tesadüf şu ki... Bizim bu çiftliğin büyük oğlu Elif'in babası çık. Bu bizim Zeynep'in şey var ya hani bu zengin züppe Selim midir nedir? O kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Bu büyük oğlanın kardeşi. Yani Elif'in amcasıymış. Oha. Yok artık. O gece koparıp aldılar yavrumu benden. Ben burada 12 yıldır kokusuna hasretim yavrumun. Hiç görmedim yani. Ziyaretine de mi gelmedi? Onun gözünde katil biri olmaktansa onu terk edip gittiğimi sansın daha iyi. Yeter ki burada olduğumu bilmesin. Hiç mi görüşmediniz? Yani nasıl dayandın? Dayanmadım ki. Geçmedi. Hiçbir şey geçmez burada. Sadece gözyaşın kurur kalır. Şu duvarlar gibi kas katı kesilir kalır içinde. O kadar.
Allah'ım. Ne olur kızıma bir şey olmasın. Sen koru kolla onu. Yanında ol. Canım kızım. Dersim yok bugün canım. Direkt eve geçeyim. Konuştuklarımızı unutma ne olursun. Tamam. Doğru okula gidiyorsun. Konuşman gereken insanlar var. Anlatılacak gerçekler var. Bana bak. Caymak yok ona göre. Konuştuklarımızı hatırla. Yok yok. Caymayacağım merak etme. Selim'e her şeyi anlatacağım. Ablası olduğunu bilmek onun da hakkı. Günaydın Muratçığım. Hayırdır ya? Abi her yerim tutulmuş ha. Yapma ya. Keşke benim kanepede yatsaydın Murat. Rahattı benimki. Olsun be abi. Yine her türlü oto yıkamacıdan daha iyidir. Vallahi Şeyda'mın evi de sıcacık ha. Cennet gibi. Ya Murat ev dedin de bak ne diyeceğim. Sen niye öyle oto yıkamacı köşelerinde elektrik sobalarıyla falan sefalet çekiyorsun ki? E ne yapayım ki abi? Oğlum artık iş adamısın. Kendine bir ev tut. Diyeceğim ama o masrafa bile girmene gerek yok. Zeynep'in evi öyle yayla gibi dururken, değil mi? Zeynep'in evi mi? E tabii oğlum. Git yerleş. Ev gibi ev. Hem sen erkek kardeşsin Murat. Git ablanın başında dur. Öyle tek başına olmuyor. Millet sahipsiz bellemesin, değil mi? Vallahi doğru diyorsun Erkut abi. Burada aslanlar gibi ben varım yani. Bunlar o meleğin iyi günleri. Baykuş, sende ne kadar var? Var işte biraz. Ne bakıyorsun? Ne varsa ver. Bütün koğuş bir tanışsın bakalım şu sümüklüyle. Bu ne böyle? Ortalarda kimse yok. Tövbe tövbe. Daha neler göreceğiz bakalım. Kiraz. 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 Aliye'nin. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın ama. Estağfurullah. Ne bu hal Kiraz? Ne işin var burada? Kusura bakmayın Aliye Hanım. Ben yeni odamıza pek alışamadım da. Bir de dün gece hep Ayşe Hanım'ı düşündüm. Sonra da Tuğçe bana bir oyun etti. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum Kiraz. Bak bu saat olmuş ne kahvaltı hazır ne bir şey. Bir Kiraz Hanım'ı uyandırmadığımız kalmıştı. Ne olur kusuruma bakmayın. Ben hemen hazırlarım. Tövbe tövbe. Ah Ayşe ah. Bırakıp gittin bizi.
Geçen ayki aidatını ödemeyen kaldı mı? Bir şu var. Söyle, o pürçekliğe faiz işliyor. Teslime, ziyaretçin var. Benim mi? Vay, yıllardır gelenin gidenin yoktu. Hayırdır kız? Mektup arkadaşı gelmiştir belki. Hadi sene, akşama kadar seni mi bekleyeceğim? Tamam, geliyorum. Zeynep. Biraz konuşalım mı? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. 2 dakika fazla değil. Ya konuşmak istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? Çekil artık yolundan ya. Nereye gidiyorsun Zeynep? Elif'in amcasına mı?